Merhaba magazin severler. Bugün 6 Mart Cumartesi. Uzun süreden sonra ilk defa bir cumartesi günü artık kısıtlamaların dışındayız ve ev hapsimiz yok. Sizlere bu videomuzda dünün yani 5 Mart Cuma gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunuyoruz. Sözü fazla uzatmadan önce ben burada başlıklarını ve özetlerini gördüğünüz, özet resimlerini gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını magazinkolik.com sitemizde okuyabileceğinizi tekrar hatırlatarak haberlere geçelim. Dünün en çok okunan haberi arabesk müziğin önemli vokallerinden Hakan Taşıyan'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını siz okuyordunuz. Biz size haber veriyorduk, biliyordunuz. Kendisine donör aranıyordu. İki tane nakil yapılması gerekiyor. Bir tanesi karaciğer, bir tanesi de böbrek. Ve uzun süre bekleyişten sonra dün karaciğer için donör bulundu. Ve dün ameliyat oldu. 12 saat süren bir ameliyat sonucu gayet sağlıklı olduğunu öğrendik Hakan Taşıyan'ın. Biz geçmiş olsun diyoruz. Hemen haber verelim. Çok yakın zamanda da kız kardeşinden böbreğini alacak. Böbrek nakil ameliyatı da olacak. İnşallah sağ salim aramıza döner sevgili Hakan Taşıyan. Fatma Turgut kendi yazdı, kendi besteledi, kendi aranje etti, kendi düzenledi ve yeni bir şarkı çıkardı. Haberlerimizden biri buydu dün. Magazin Koliği'nin sinema koliği yani sinema eleştirmeni sevgili Füsun Olgaç dün yine haftalık köşe yazısını yazdı. Madem ki sinemalar kapalı, evde izleyebileceğimiz filmlerin sizlere önerisinde bulunuyor, eleştirilerini yapıyor. Gerçekten arşivlik ve çok yararlanacağınız bir köşe yazısı oldu Füsun'un. Ellerine sağlık diyorum buradan bir kez daha. Uzun zamandan beri süren bir mahkeme olayı var. Sıla'yla Davut Güloğlu mahkemesi. En son mahkeme Davut Güloğlu'nun aleyhine karar vermişti, cezalandırmıştı Davut Güloğlu'nu Sıla'ya yaptığı hakaret yüzünden. Davut buna itiraz etmişti, dünkü haberimizde bunu vermiştik size. Ama bugün mahkemeden Davut Güloğlu için kötü haber geldi ve yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından reddedildi Davut Güloğlu'nun. Bu da Sıla için iyi bir haber tabii ki. Mesut Özil biliyorsunuz sansasyon transfer, Fenerbahçe'nin olay transferiydi. Fakat son oynadığı maçta biliyorsunuz Antalyaspor maçında sakatlanarak saha dışına çıkmıştı. Hatta sedyeyle terk etmişti. İşte Amine Gülşe bu konuda bir paylaşım yaptı ve taraftarların bir nevi yüreğine su serpti. Haberimizde okuyabilirsiniz. Ahmet Kaya'nın sinema filmleri durulmak bilmiyor, bitmek bilmiyor, sıkıntılar bitmek bilmiyor. İşte yeni çekilen bir Ahmet Kaya filminde bazı sahnelerin ve şarkıların filmden tamamen çıkartılacağı öğrenildi ki ailesi biliyorsunuz hiçbir şekilde izin vermiyor Ahmet Kaya'nın ne şarkılarının kullanılmasına ne isminin kullanılmasına. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum var ortada. Ege'de bu sefer barış rüzgarları esiyor ama o Ege bizim şarkıcı Ege. Yunanistanlı vatandaşı, Yunanistanlı meslektaşı Viktor Pavlik ile ilk şarkısı olan Ege'nin ilk şarkısı olan Senden Uzağa yeniden yorumlamış, düet yapmışlar. Gerçekten de mükemmel bir düet olmuş. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Dünün acı haberlerinden bir tanesi Sunat Analtay. Biliyorsunuz yazar, şair, psikolog. Televizyonlarda da çok izlemiştik kendini. Hayatını kaybetti. Buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Arda Aydın, tiyatrocu Arda Aydın iki oyuncuyu taciz ettiği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.
Dün ilk celseleri vardı ve bakalım sonuç ne olmuş, haberimizi de okuyabilirsiniz. Erkan Özerman biliyorsunuz Türk menajerlik hayatının duayen isimlerinden bir tanesi, organizatör ve menajer olarak. Yıllarını 50 yılın üzerinde bir dönemi kapsıyor yaptığı meslek. Onun hayatı film olacakmış. Bunu da nereden öğrendik? Kendisiyle yapılan bir röportajdan öğrendik. Bu röportajı sitemizde okuyabilirsiniz. Bu akşam ekranlara gelecek olan izleyebileceğiniz 3 tane dizinin biz fragman ve özetlerini yayınladık. Önce fragman ve özetlerini sitemizde okuyup dizileri o şekilde izlerseniz çok daha keyif alacağınıza inanıyoruz. Nedir bu diziler? Gönül Dağı, Sen Çal Kapımı ve Kardeşlerim dizisi. Bugün sizlere sunduğumuz dizi haberleri. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri haberlerimizle baş başa bırakmak istiyorum ama ondan önce lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına öneri, istek, eleştiri, şikayet, dilek, her türlü düşüncenizi yazabilirsiniz. Tek tek ekibimiz tarafından okunuyor. Ve lütfen bizi takip etmeyi ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.